Gençler selamlar, ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 138 ve 139. sayfaların çözümleri olacak bu videoda. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Bu arada konumuz OBEP, OKEK. Pekiştiriyorum testi. 24, 28 ve 36 sayıları için bu sayıların ekokunu ebobuna böl demiş bize. Şimdi öncelikle 24, 28 ve 36 için 24 sayısı arkadaşlarım biliyorsunuz ki 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir. 28 sayısı 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1'dir. 36 sayısı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. Şimdi bu sayıların ekokunu bulacaksam eğer ben ortak olan asal çarpanlardan üstleri büyük olanını alacağım arkadaşlar. Mesela 2'nin küpü, 2'nin karesi ve 2'nin karesinden 2'nin küpü alacağım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 0 ve 3'ün karesinden büyük olan 3'ün karesi olduğu için bunu alacağım. Ve 7 üzeri 1 ve 7 üzeri 0'lardan da 7 üzeri 1'i alacağım. Şimdi üst taraf 2'nin küpü çarpı 7 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi oldu. Alt tarafa bakacağız. EBOB bulabilmek adına da küçük olanları seçmemiz gerekiyordu. O halde artık şu sarıları siliyorum ve seçimim başlıyor. 2'nin küpü 2'nin karesi 2'nin karesinden 2'nin karesini alırım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 0 ve 3 üzeri 2'den 3 üzeri 0'ı. 7 üzeri 0, 7 üzeri 1 ve 7 üzeri 0'dan 7 üzeri 0 alırım. Yani sadece ama sadece 2'nin karesini alabildim şu an. O halde sevgili arkadaşlarım 2'nin küpünü 2'nin karesine bölerseniz burada 2 kalacaktır. Bakın burası 7. Burası 9. 7 kere 9 63. Ben bunu 2 ile çarparsam 126 benim cevabım olacaktır. Doğru cevabım da A seçeneğinde verilmiş. İkinci soru. A ve B sayıları için A ile B'nin ekoku 144, ebobu 12. A 36 olduğuna göre B kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım iki sayının yani A ve B sayılarının ekoklarıyla eboplarının çarpımı, bakın ekoklarıyla eboplarının çarpımı aslına bakarsanız bu sayıların çarpımlarına eşittir. Yani burada ekok 144 olarak verilmiş, ebop 12 olarak verilmiş, A sayısı da 36 olarak verilmiş, B soruluyor. Bu denklemde bilinmeyen sadece B var. B'yi rahatlıkla bulabiliriz o halde. Bakın 36 ile 144'ü sadeleştirdim. 4 dedim. 4 kere 12 bana B'yi verecektir. B 48'miş arkadaşlar. Cevap C idi. Devam ediyorum 3. soruyla. 6, 8 ve 10 sayılarına bölündüğünde sırasıyla 2, 4 ve 6 kalanlarını veren en küçük doğal sayı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 6'ya bölündüğünde 2 kalanını, 8'e bölündüğünde 4 kalanını ve 10'a bölündüğünde ise 6 kalanını veren bir sayıdan bahsediyoruz. O halde bu sayı hep aynı sayı. Bu sayı A'ya eşit olsun. Şimdi ben burada eşitliğin her birine 4 eklersem sevgili arkadaşlarım. Bakın A artı 4 sayısı ne olacak? A artı 4 eşittir. 6K artı 6 olacak. 8A artı 8 olacak. Ve 10B artı 10 olacak arkadaşlar. Bu da ne demek biliyor musunuz? A artı 4 dediğimiz sayı şu an hem 6'nın hem 8'in hem de 10'un katı. Burası 6 parantezine, burası 8 ve burası da 10 parantezine alınabilir çünkü. O halde 6, 8 ve 10'un en küçük ortak katını bulalım ki en küçük A sayısı da ortaya çıksın. 6, 8 ve 10'un en küçük ortak katı kaçtır diye düşüneceğiz şimdi. Arkadaşlarım 6, 8 ve 10 için sayılar küçük olduğu için hemen bölebiliriz. 2'ye böldüm. 2'ye böldüğüm takdirde 3, 4 ve 5 geldi. Bu sayılar artık ikişerler olarak aralarında asal oldukları için 3, 4, 5'i yazdım. Bunları çarpacağım. Ne yapar? 120. Yani bu sayılar arkadaşlarım ekokları neymiş? 120. O halde diyeceğim ki A artı 4 120'ymiş. Peki en küçük doğal sayı için 4'ü karşıya atarsak A eşittir 116 gelir mi arkadaşlar? Gelir. O halde cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. 4. soruyla 212 ve 512 arasında hem 12 hem de 18'de bölünebilen kaç doğal sayı vardır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Hem 12'ye hem de 18'e bölünebilen sayılar aslında kaça bölünürler diye düşünelim. 12 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 6 kere 2'dir. Öteki de 6 kere 3 arkadaşlarım. Burada 6'mız ebop zaten. 6 çarpı 2 çarpı 3 bize ekoku verecektir. Yani 36. Hem 12'ye hem de 18'e bölünebilen sayılar aslında 36'nın katları olacakmış. Şimdi
212 ile 512 arasında kaç tane 36'nın katı var? Bunu bulmamız gerekiyor bizim. Hadi bulalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 36 kere 6 216 yapıyor. Yani 212'den sonraki ilk 36'nın katı olan sayı 216'dır. 512'yi düşünelim şimdi de. 512 sevgili arkadaşlarım 36'nın ya da şöyle diyelim daha mantıklı mı olur? Yok olmaz, sıkıntı yok. 36'ya bölelim. 51'in içerisinde bir defa var. 36 dedim ve çıkardım. 51'den 36'yı çıkardınız. 15 geldi. 2'yi aşağı indirdiniz. 152'nin içerisinde 36 4 defa. 4 kere 36 144 yapacaktır. Çıkardım kaç geldi? 8. Yani diyor ki şu 8'i şundan çıkar. Yani 512'den 8'i çıkar. Ne gelir? 504 mü gelir? İşte size 212 ile 512 arasında en büyük 36'nın katı olan sayımız 504. En küçüğü de 216. Burada kaç tane sayı olduğunu nasıl buluruz? Son terimden ilk terimi çıkarırız. Artış miktarı olan 36'ya böleriz ve 1 ekleriz. 504'ten 216'yı çıkaralım arkadaşlar. Eğer direkt şöyle çıkaralım, hiç uğraşmayalım. Kafa yorulmasın. 14'ten 6'yı çıkardınız, 8. Bakın burası artık ne oldu? 9 oldu. 9'dan 1'i çıkardınız. Yine 8 kaldı. Ve burası da artık 4 olmuştu. 4'ten 2'yi çıkardınız, 2. 288 bölü 36 artı 1. 144'ü 36'ya bölünce 4 geliyorsa 288'i bölersek 8 gelir. 8 artı 1 de bize 9'u verir. 4. sorumuzun cevabı da B seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 5'e. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A ile B'nin ekoku çarpımıymış. O halde bu ne demektir biliyor musunuz? İki sayının çarpımı aslında ekoku veriyorsa bu A ile B aralarında asaldır demek. Aralarında asaldır demek. Pekala, şimdi bu güzel bilgiyi bulduk. Şimdi devam edelim. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Bakın A ve B aralarında asal sayılardır hemen gözüme çarptı. Tamam, bu bir. Hem A hem de B asal sayıdır. Aralarında asal olması için ikisi de asal olmasa da olur. Mesela 24 ve 25 aralarında asaldır ama ikisi de asal değildir. O yüzden 1'i götürdüm. A artı B toplamı çifttir demiş. Bakın şu ikisi sağlıyor, toplayın 49 gelir, çift olmaz. Bu da elendi. O halde cevabımız B seçeneği yalnız 2 olacakmış. 6. soru. P, Q, R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi buymuş. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni yani EBOB'ları ve ekokları hangisine doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı. Ekoku bulmak için asal çarpanların kuvvetlerinin en büyük olanlarını alıyoruz. Mesela burada P küp, burada Q ve Q, hangisini alırsan al fark etmez. R kare ve R küpten de R küpü alacağız. Yani arkadaşlarım ekok değerimiz P küp çarpı Q çarpı R küpmüş. Bu nerede verilmiş arkadaşlarım? Bakalım P küp, Q ve R küp. Bakın C seçeneğinde var, B seçeneğinde var. Başka yok. Diğerlerini eleyebiliriz artık şu şekilde. EBOB'unu da bulmak için küçük olanları seçeceğiz. Yani hangilerini seçeriz arkadaşlar? Küçükler. P kare. Burada Q ve Q'dan istediğimizi seçeceğiz. R küp ve R kareden de R kareyi seçeceğiz. Dolayısıyla P kare, Q, R kare. P kare, Q, R kare nerede arkadaşlarım? Bakın Bursa seçeneğinde mevcut. O halde cevabımız B olacaktı. 139. sayfamıza doğru geçtik. M ve N pozitif tam sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Demiş ki M, N'den farklıdır. Tamam. M sayısı 12 ve 15 ile tam bölünebiliyor arkadaşlarım. N sayısı da 6 ve 9 ile tam bölünüyor. M bölü N oranının en küçük tam sayı değeri için M artı N toplamı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlarım M artı N'nin en küçük tam sayı değeri istenmiş bakın. 12 ve 15 ile tam bölünebilen sayı acaba kaça bölünür? Önce bunu bir hesaplamamız gerekiyor ki 12 ile 15'in ekokundan bunu bulabiliriz. 60. Yani M sayısı %100 biçimde 60'ın tam katıdır. N sayısı da 6 ve 9 da tam olarak bölünüyorsa 6 ve 9'un ortak katı 18'dir. Dolayısıyla N'nin de 18'in katı olan bir sayı olması gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi M bölü N demiş. Yani 60K'yı 18M'ye böl demiş. Ve bunun da bir tam sayı sonucu olsun istiyor. Ama en küçük tam sayı sonucu olsun istiyor. Buna göre M ve N kaçtır diye sorulmuş. Şimdi normal şartlar altında 60'ın 18'e tam bölünmediğini görüyorsunuz. 60 dediğimiz sayı arkadaşlarım 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Çarpı bir de K'mız var. 18 dediğimiz sayı da biliyorsunuz ki
2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı buraya da m'yi yerleştirdim. Bu ifadenin bir tam sayı çıkması isteniyor. Şimdi zaten 2'nin karesini 2 üzeri 1'e bölebiliriz. Yani bölünür, sadeleşir. Burada bakın 2 kalır. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri 2, bunlar sadeleşmez. Dolayısıyla ben k'nın içerisinde mutlaka bir tane daha 3 olsun istiyorum. 3 olsun ki 3 ile 3'ün çarpımı 9 gelsin. Şuradaki 9 da sadeleşsin. Ve sevgili arkadaşlarım, burada 5 üzeri 1 var. Burada m var. Şimdi k'nın içerisinde kesinlikle 3 olması gerektiğini söylemiştik biz. Ve burada da alt kısımda yine tamamen sadeleşebilen sayılar olması gerekiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, burada 2, 3, bir de burada da 3 var. O halde ben bu m'yi daha küçük bir şey seçmem gerekiyor. Küçük bir şey seçeyim ki olay tamamen sadeleşsin ve sonuç tam sayı olsun. Peki burada m'yi ne seçebilirim? Arkadaşlar, şöyle ki 2'nin karesi sadeleşmişti. 3 üzeri 1 ve 3'ün karesi sadeleşemediği için buraya 3 eklemiştik. Yani k'yı 3 bulmuştuk. O halde m'yi de sırf küçük seçebilmek için. Çünkü m bölü n'nin en küçük değeri sorulmuş. Bunu da sırf arkadaşlarım küçük seçmek için, ya da bakalım büyük seçsek daha mı küçük gelir. Çünkü m bölü n oranının en küçük tam sayı değeri diyor. Aynen şunu bunu küçük seçelim, bunu büyük seçelim dersek ancak küçük gelir değil mi? O halde m'yi büyük seçeceğiz arkadaşlar. Burada da sadeleşebilmesi adına ben m'yi 5 seçeyim ki şununla sadeleşsin. Yoksa 2 de seçebilirdim. Tamam. Ama böylelikle k'nın içerisinde bir 2 çarpanı yerleştirmemiz gerekirdi. Her neyse, k'yı 3 ve m'yi 5 bulduk. K 3 ise üst taraf 180 olur ki bu m'nin ta kendisiydi. Ve m'yi de 5 seçtik. 5 kere 18 90 yapar arkadaşlarım. Bu da n'dir diyeceğiz o halde. İşte bu ikisinin toplamı bize sorulmuş. Bu ikisini toplarsanız 270 cevabını bulursunuz. Bu da bize A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum 8. sorumla. P ve Q sayıları için P sayısı 7'den 63'e kadar olan 7'nin katlarının toplamı. Q sayısı da 5'ten 45'e kadar olan 5'in katlarının toplamı. Buna göre P ile Q'nun en büyük ortak böleni sorulmuş. Şimdi şunu 7 parantezin alıp toplarsanız 1 artı 2 artı nokta 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 en son 9 gelecektir. Burayı da 5 parantezin alırsanız 1 artı 2 artı nokta nokta nokta, burası da sevgili arkadaşlarım yine 9 gelecektir. Şimdi zaten 7 ile 5'in içinde ortak çarpan yok. Ama bak burası ve burası birbirinin aynısı olduğu için 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı kaçsa bu da bize ortak çarpanı verecektir. O halde arkadaşlarım, hemen ne diyorum? Yukarısı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını ben 9 çarpı 10 bölü 2 diye buluyordum. 2 ile onu sadeleştirdim. 5, 5 kere 9, 45 gelir. Şimdi üst taraf 7 çarpı 45, alt taraf 5 çarpı 45. Bunların en büyük ortak böleni soruluyor. Ortak çarpanla ortak bölen aynı şeydi. O halde cevabımız ne olacak? 45 olacak sevgili arkadaşlarım. 8. sorumuzun cevabına Denizli dedik ve devam ediyorum 9'da. A, B ve C pozitif tam sayıları arasında A ile B'nin EBOB'unun C olduğu bilgisi bize verilmiş. Buna göre 3 tane ifademiz var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. A ve B çiftken C çifttir demiş. Şimdi A ile B sayıları ikisi birlikte çiftse arkadaşlarım, 2 tane çift sayının mutlaka 2 diye bir bölen olacaktır. Dolayısıyla 2 diye bölen varsa C'nin içerisinde 2 diye bir çarpan olacaktır. O halde C kesinlikle çifttir. Yani birinci öncülümüz doğru. Eğer A çiftse ve B de tekse C çifttir demiş. Şimdi tek bir sayıyı sevgili arkadaşlarım bir ifade tam bölüyorsa bu ifade, yani C sayısı kesinlikle ama kesinlikle çift olmalı. Yani B tekse, özür dilerim, C de tek olmalı. Yani şöyle diyeyim, tek bir sayı düşünün, bunu bölebilen bir çift sayı var mıdır? Yoktur. O halde arkadaşlarım B tekse, bunu bölen, ki en büyük ortak bölendi C, bunu bölen sayı C çift olamaz. İkinci öncül gitti. Ve sevgili arkadaşlar, A ve B tekken C de tektir demiş. Buradaki iki sayımız tekse sevgili gençler, tabii ki çift bir bölen bulamayacağız. Ve doğal olarak da C de tek olacak. Yani üçüncü öncülümüz de doğru olduğu için 9. sorumuzun cevabına E şıkkıdır diyeceğiz. Ve devam ediyoruz 10. sorumuzda. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere B sayısı tek sayıysa bunların EBOB'ları 1 ve EKOB'ları da bu sayıların çarpımıdır demek. Aslına bakarsanız A ile B aralarında asaldır demek. Arkadaşlar. Pekala, A sayımız sabit. Biz burada sadece B'leri düşünüyoruz. B tekse demiş mesela. Peki B çiftse, o halde arkadaşlarım diyor ki bakın A ile B'nin EBOB'u A'ya eşittir. EKOB'ları da B'ye eşittir diyor. Yani bu ne demek arkadaşlarım?
A B'yi tam böler anlamına geliyor. Yani B bölü A bir tam sayı belirtecek bize deniliyor. Pekala şimdi burada sevgili arkadaşlarım hangi örneği, hangi sayıyı düşünecekseniz düşünün. Hiç ama hiç fark etmez. B sayısı tekse bunu sevgili arkadaşlarım A ile B aralarında asal olduğu için tek bir sayı olduğu için içerisinde iki çarpanı yoktur. Ve 2 ile aralarında asaldır. Kesinlikle asaldır. Ve sevgili arkadaşlarım tek sayı olduğu için ve tabii tek değil alakası yok. Çift de olsa olur. Aralarında asal bir de 1 var değil mi? Diğerlerinin hiçbirine kesin konuşamayız. Peki aynı şekilde şunu düşünsek biz. Bu B sayısı çiftse. Mesela çift bir sayı diye düşündük. Ben bunu 1'e de bölsem sonuç bir tam sayı olacaktır. Aynı çift sayıyı ben sevgili arkadaşım tabii ki 2'ye de bölsem sonuç bir tam sayı olacaktır. Çünkü çift olduğu için içerisinde mutlaka en az bir tane iki çarpanımız vardır. Tamam. Bakın şunu söyleyemem. Mesela hocam o tek sayı 4 dedi arasında asal olmaz mı? Olur ama şimdi sen burada çift sayı dedin ya. Mesela 6 çift sayı. Sen bunu 4'e böldüğün takdirde tam sayı gelmez. Sıkıntı orada. Tamam mı? Ama 2 seçersen bütün çift sayıları 2'ye böldüğün zaman sonuç mutlaka tam sayı çıkmak zorundadır. Yani sadece ama sadece A'nın alabileceği 2 değer var. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. 11. sorumuz. 12, 15 ve P sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü yani EBOB'ları 3'müş. EKOB'ları da 360 imiş. Buna göre en küçük P doğal sayısı kaçtır diye soruluyor. Bakın 12 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. 15 dediğimiz sayı ise 2 üzeri 0, 1 normalde. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 dedim. Hadi şuraya bir de 5 üzeri 0 ekleyelim. Ve sevgili arkadaşlarım bir de P sayımız var. Buna da 2 üzeri X çarpı 3 üzeri Y çarpı ve 5 üzeri Z diyelim, tamam mı? Şimdi şu 12, şu 15, bu da P sayımız. Şimdi bunların en büyük ortak bileni yani EBOB'u sevgili arkadaşlarım 3'müş. Şimdi burada 2'nin karesi 2 üzeri 0 ve 2 üzeri x'ten hangisini alacağız? Mesela 2 üzeri 0'ı almış. Alması lazım çünkü zaten orası 1. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 3 üzeri y'den 3'ü almış. Yani sevgili arkadaşlar EBOB buluyoruz ya buranın 3 üzeri 0 olma gibi bir durumu söz konusu değil. En küçük P doğal sayısı sorulduğu için de ben burayı Y'yi 1 seçeceğim ve P'nin içerisinde mutlaka 3 üzeri 1 çarpanı vardır diyeceğim. Daha sonrasında yine en küçük istendiği için bu X'i de 0 seçip 2 üzeri 0'dır diyebiliriz tabii ki. Ve görüyorsunuz ki 5 üzeri 0 çarpanı alınmış. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri Z'den en küçüğü 5 üzeri 0 olacak. Yani burası da sevgili arkadaşlarım ne olacakmış? 5 üzeri 0 kabul edilecek. Bu bize EBOB'u verdi. Yalnız EKOK'u da kullanmayı unutmayacağız. Yani ne demek? 2'nin karesi bakın 360'ı bir önce arasal çarpanlarına ayıralım isterseniz. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 midir? Bakalım doğru ayırdık mı? 49 aynen doğru ayırdık. Pekala. Şimdi arkadaşlar EKOK'umuz buysa dikkat ediyorsunuz. 2'nin karesi 2 üzeri 0. Burada 2'nin küpü yok. Demek ki bu 2'nin küpüymüş artık bundan eminiz. 2 üzeri 0 seçmiştik ya küçük çıksın diye seçtirmiyor soru bize. Bu gitti. O halde 2'nin küpü çarpanı var. 3 üzeri y'ye bakıyoruz. Şimdi ekokunu bulacağız dedik. 3'ün karesi var. Burada yok, burada yok. Demek ki 3'ün birinci kuvveti de seçemiyoruz. Tamam en küçük çıksın diye EBOB'undan yürürken 3 üzeri 1 dedik ama soru bize seçtirmiyor. O zaman 3'ün karesi olacak. Ve bir de 5 üzeri 1 var. Bakın 5 üzeri 1 burada var. O zaman buraya kullanmaya gerek yok. Ona 5 üzeri 0 diyebiliriz. İşte size en küçük P sayısı. Bu da arkadaşlarım şurası 8'dir. Burası 9'dur. 8 kere 9 da bize 72'yi verir. Doğru cevap da E seçeneği olur. Ve son sorumuz. A ve B pozitif tam sayıları için. Arkadaşlarım A ile B'nin EBOB'u C'ymiş. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi A ile B'nin EBOB'u yani A ile B'yi bölebilen en küçük doğal sayı C'ymiş arkadaşlar. C kare sayısı A artı B'yi tam böler demiş. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz biz burada. Şöyle ilerleyeceğiz. A sayısını sevgili arkadaşlarım K çarpı C, B sayısını da T çarpı C olarak düşünelim. Tamam mı? Neden? Çünkü C'ler OBEP. Burada K ile T de aralarında asal olacak ki başka EBOB gelmesin. Başka EBOB çarpanı gelmesin. Aralarında asaldır diyelim. Pekala. Şimdi
C kare sayısı A artı B'yi tam böler demiş. Biz şunları toplarsak K artı T C parantezinde K artı T yapar değil mi? A ile B'nin toplamı şu şekilde. Peki C kare bu A artı B'yi tam böler mi? Orada biraz kafanız karışmış olabilir. Ben size şöyle göstereyim. Hani A buydu B de buydu ya, bunları toplarsanız A artı B KC artı TC gelir. Bunu da C parantezine alırsanız K artı T gelir. İşte A artı B bu. Bu C kare, C kare bunu tam böler mi? Her zaman tam böler diye bir kuralımız yok. Bölmeyebilir. Yani K artı T'nin burada C'nin bir katı gelmesi lazım ama böyle bir şey mümkün mü değil mi bilmiyoruz. Peki C kare sayısı A artı B sayısını böler mi? Bakın A bu, B de bu. Bunların çarpımı KC çarpı TC'den K çarpı T çarpı C kare yapar. C kare sayısı bakın bunu tam böler. Dolayısıyla bu doğru. C kare sayısı A kare artı B kare sayısını tam böler. A kare dediğimiz şey K kare C karedir. B kare dediğimiz şey de T kare C karedir. Bunu C kare parantezine alırsanız K kare artı T kare gelecektir. Ve sevgili gençler tabii C kareye böldüğümüz zaman da bunlar sadeleşeceği için tam bölünür diyeceğiz. Yani bizim 3. öncülümüzde doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. 2 ve 3'lü sevgili arkadaşlar. Evet, artık videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir diğer videoda, bir diğer testte ardışık sayılar ve şekillerde görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.